Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarından salata dolgulu kırmızı biber turşusu tarifini sizler için hazırladım. Öncelikle turşumuzun salatasını hazırlıyoruz. 5-6 tane küçük boy havuçların kabuklarını soydum ve rendeledim. Ayrıca malzeme listemi info kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, domates kullanacağım, maydanoz kullanacağım, sarımsak, kornişon turşu, yeşil kıl biber, lahana. Tüm bunları kullanarak salata elde edeceğim. Evet, lahanayı da bir parça bu kadar kesiyorum arkadaşlar. Çok ince ve kalın olmayacak şekilde doğruyorum. Ve salata kabıma doğradığım lahanaları, havuçları alıyorum. Aynı şekilde kornişon salatalıklarımı da küp küp doğruyorum. Çok minik olmayacak şekilde orta boyda bu şekilde doğruyorum. Evet, salatamızın içerisine sarımsak, yeşil kıl biber, domates, maydanoz. Bunları da ince ince doğruyorum ve salatama ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde turşumun salatasını hazırlamış oluyorum. Evet, videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Kanalımda kışlık tarifleri kategorime mutlaka bir göz atın arkadaşlar. Şimdi işinize çok yarayacak tarifler bulabilirsiniz. Oldukça farklı kışlık tariflerim kanalımda vardı. Ayrıca yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden emeğime destek veren herkese sevgiyle kucaklıyorum. Ve turşumuzun salatasının yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. Maydanozlarda ince yemeklik doğruyorum. Bu şekilde tüm salata malzemelerimi doğrayarak salatamı hazırlıyorum. Yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Salatamızı tuz ile lezzetlendiriyoruz. Bu şekilde turşumuzun salatasını hazırladım. Evet, bu malzemelerden gördüğünüz gibi arkadaşlar salatalığı patlıcan turşusu da yapmıştım. Bu tarifimde diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Kırmızı kapya biberlerimizin baş kısmını kesiyoruz ve içindeki çekirdeklerini çıkartıyorum. Ocağa yaklaşık 1,5 litre kadar su koyuyorum. Ve biberleri yaklaşık 5 dakika bu suda haşlıyorum. Kapaklarını da ekliyorum. Biraz yumuşamasını istiyorum arkadaşlar. İçini temizledikten sonra suda haşlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çeviriyoruz. Her tarafı suyun içerisine gelsin. Aşırı derecede yumuşatmayacağız. Biraz diri kalacak şekilde haşlıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika kadar yeterli. Şimdi hazırlamış olduğum bu salatayı biberlerin içerisine bastırarak dolduruyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde biberleri içini dolduruyorum.
Evet, kavanoza yerleştiriyoruz. Dilerseniz küçük bir kavanoz kullanabilirsiniz bu esnada. Sadece biberleri bu kavanozun içerisine koyarak turşunuzu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben büyük bir kavanoz kullandım. 5 litrelik karışık bir turşu yaptım. İçerisinde kornişon, salatalık, acı süs biber, patlıcan turşusu, hepsini içerisine ilave ettim arkadaşlar. Dediğim gibi sizler bunu ayrı ayrı da yapabilirsiniz küçük kavanozlara. Kornişon salatalıkları, süs biberleri de birer çizik atıyorum bıçakla. İçerisine sirkemiz güzelce girsin diye. Sarımsak dişlerini de yerleştiriyorum. En sonda domateslere birer çizik atıyorum ve onları da kavanozuma yerleştiriyorum. Boşluk kaldığı için domatesler de ilave ettim arkadaşlar. Dediğim gibi sizler küçük kavanoz kullanırsanız sade turşu elde etmiş olursunuz. Turşumuzun sosu için 1 çay bardak kaya tuzu kullandım. Yaklaşık 3 çay bardak elma sirkesi, yarım çay bardak şeker ve 1,5 litre içme hazır su kullandım arkadaşlar. Dilerseniz tüm bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırıp daha sonrasında turşumuzun üzerine ekleyebilirsiniz. Ben hepsini üstten verip suyunu ilave ettim. Bu şekilde de çok güzel turşular oluyor arkadaşlar. Hepsi zaten eriyecektir, birbirine girecektir. Evet. En sonunda suyunu ilave ediyorum. Kapağını kapatmadan önce bir tutam sapıyla birlikte maydanozu da kapak olarak kapattım arkadaşlar. Yukarıya kalkmasın diye maydanozlar da bu şekilde kurumuş oluyor. Evet, bir tutam sapıyla birlikte güzelce yerleştirdim ağzına. Ve kapağını kapattım. Serin karanlık erzak dolabıma kaldırdım. Yaklaşık 2 hafta sonra turşum yemeğe hazır olacaktır. Dilerseniz kışın yiyebilirsiniz. Dilerseniz olduktan 2-3 hafta sonra tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde biraz karıştırdım. Sirke, su, şekeri ve tuzu güzelce karışsın diye. Ve artık turşularım hazır. Sıcak su ile kurduğum turşu tariflerime de bir göz atın arkadaşlar diğer videolarımda. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı, zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.